Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Bootstrap 4 ile gelen yeni bir özellik, yeni bir komponent, yani kartlardan bahsediyoruz. Kart komponenti işimizi oldukça kolaylaştıran ve web sayfalarında sürekli kullandığımız bir özellik. Bootstrap sayfası üzerinden kartları inceleyelim. Evet, Bootstrap sayfasına geliyoruz. Bu arada Bootstrap 4'ü direkt 3.0'ın yerine almışlar. Direkt ana sayfaya gelmiş. Görüntü biraz değişmiş. Normalde üstte bir linkten buraya ulaşıyorduk. Şimdi documentation'ın altında, komponentin altında kartlara geliyoruz. Kartlara geldiğimizde şu görüntüyü web sayfalarında sürekli kullanıyoruz. Üstte bir ürün resmi, altta ürün başlığı, açıklaması ve altta ürün detayı ya da sepete ekle gibi butonlar kullanabiliyoruz. Bu şekilde. Ya da mesela kart layoutlara geldiğimizde şu şekilde bir ürün yelpazesini zaten bütün çoğu web sayfasında, tanıtım sayfası olsun, alışveriş siteleri olsun, bunlarda sürekli bu arayüzleri görüyoruz. Bu arayüzleri kullanmak artık Bootstrap 4'te çok basit hale geldi. Bunları sayfamızda kullanalım. Ama kullanmaya başlamadan önce şöyle bir tane hatırlarsınız. Şöyle Home altında Documentation'ın altında Getting Start'ta Quick Start için, yani start bir template vermişlerdi burada. Bunu alayım. Bunu direkt kullanayım. Gelelim direkt şuradan editörümüzü açalım. Break editörünü açıyoruz. Editörüm direkt FileSkill Web Developer altında FileSkill Asör'ün içerisinde oluştu. Şuraya yeni bir tane dosya oluşturalım. Yeni dosya. Buraya kart.html diyelim. Kart.html'in içerisine şunu yapıştıralım. Bu bizim starter template'imiz. İlk başta Bootstrap için gerekli olan Bootstrap ve Bootstrap ile alakalı JavaScript dosyalarını alt tarafa ekliyoruz. Şuraya kartla alakalı içeriği alalım ve yapıştıralım. Şuraya gelelim. Kartı tekrar. Komponentin içerisindeki kartlara geliyoruz. Ve kartlardan şuradan şunu alıyorum. Ve şuraya bunu yapıştıralım. Şunu alalım buradan. Hatta bunu bir şöyle konteynere daha sonra alırız. Şöyle alalım. Şuraya açalım o sayfayı. Nasıl açacağız? Şöyle gelip kartı iki kere tıklıyoruz ve sayfamız da açılıyor. Ama şurada bir resim gelmesi gerekiyor. Burada resmi holder.js eklentisiyle bu resmi buraya getirilmiş. Harici bir JavaScript dosyası sayfama eklemektense gelip placeholder.com'dan şunu alıyorum. Bunu geleyim. Şu resim yerine SRC'sine bunu yapıştırayım. Geleyim sayfayı yenileyim. Evet. Şu şekilde gelsin. Yani aynı görüntüyü burada elde etmiş olduk. Şimdi bunu ortalayalım. Ortalamak için şunu şöyle div container içerisine alalım. Container. Şu container div'in şöyle aşağıya alalım şunu. Container div içerisindeki elemanları şöyle içeriye alalım. Evet, şu şekilde. Evet, bir tane kartımız bir görüntüye denk geliyor. Şöyle yenileyelim. Evet, şöyle ortalansın. Şimdi gelin diğer özelliklerini şurada ayarlayalım. Şurada demiş ki bir tane sabit bir width vermiş buraya. Bu sabit bir width'i buradan aldığında ne yapar bu? Olduğu gibi sayfaya yayılır bu şekilde. Çünkü bunun önü kesilmedikçe yatayda blok eleman olduğu gibi bütün satırı kaplıyordu. Container genişliği kadar bunu kapladı. Sen bunu gelip şu şekilde yapabilirsin. Gelip buraya div class bir tane satır açarız. Satır. Şöyle satırın içerisine bir kolon açarız. Mesela bir kolon diyelim. Sadece kol desek de oluyordu. Örneğin kolu şöyle 2, 3. Yani bir satır 3 eşit parçaya bölmüş olduk. Şu her bir kartı da bir kolonun içerisine şöyle alabiliriz. Yani bir satırda aslında burada 3 tane kolon olmuş oldu. Şimdi gelelim şu kartı şöyle biraz içeri alalım. Şöyle içerikleri de şöyle biraz içeri alalım. Şu kart şunun dili şöyle. Birinci kart, birinci kolonda. Şöyle gelelim, şunu içeriye alalım. İçeriği de şöyle içeri alalım. Şöyle gelsin.
şekilde. Evet, bu da ikinci kart, ikinci kolonda. Şu kartı içeri alalım. Şöyle şu içeriği şöyle içeri alalım. Bu da üçüncü kolondaki kart. Sayfamızı yenileyelim. Evet, gördüğünüz gibi bir satırda 3 tane kolon. Yani gelip bu kolonu aşağıya bir tane daha eklesen ve kaydetsen, evet bakın bir satırda 4 tane kolon olmuş olacak. Şimdi gelelim bu elemanların içleriyle biraz oynayalım. Nasıl ki? Aşağıya gelelim şöyle. Evet bakın, şurada bir tane kart kısmı var. Şuradan bir tanesini alayım, şuradan bir kolon. Biraz daha büyük hali karşıma çıksın. Şöyle bir kartı inceleyelim. Şimdi kartın içerisinde bir resim var. Resmin altında bir div ve kart body diyor. Yani kart body dediği kısım şurası. Şu alt kısım. Üstü resim kısmı. Yani ben gelip şurayla alakalı istediğim işlemleri, yani şurayla alakalı istediğim işlemleri kart body içerisinde yapabilirim. Evet, şuraya baktığımızda kart body içerisinde title, kart title, yani şuradaki title'ın içeriği şurada. Daha sonra kart link, içlerindeki kart linkler şunlar. Şu class'ları buraya verebilirsiniz. Ya da kart title'ın altında bir subtitle, yani bir alt başlık olabilir. Bu alt başlığı tanımlarken bazı ekstra class'lar da eklemiş. Örneğin margin, bottom. Yani bu kart title'ın aşağıdan bir margin uyguluyor buradan. Şöyle aşağıdan. Örneğin şuraya gelelim, sağ tıklayalım. Margin, bottom'ın olduğu class'a gelelim. Şöyle şuraya tıklayalım. Pardon. Şuradan sağ tıkla, incele de. Margin, bottom. Bakın margin, bottom. Şunu kapattığım zaman evet bakın 6 ile olan margin'ini buradan kapatmış oluyorsunuz. Aynı şekilde text mood var. Bu da yazı rengi. Yani yazıyı da aslında daha soluk bir hale getiriyor. Bakın. Evet. Peki kart subtitle'dan gelen özellik ne? Kart subtitle'dan gelen özellik margin top yukarıya doğru biraz yanaştırıyor bakın. Yani yazının direkt alt arasında, yani H4 ile H6 arasında aslında bir margin var. Mesela H4'ün altına bakın. Şuradan margin bottom var. Eğer bu direkt uygulanmış olsa iki tane başlık arasındaki mesafe biraz fazla olur. Ama bu bunun alt başlığı olduğu için bunu biraz yakınlaştırmış. Aslında tek yaptığı burada bu. Yani margin bottom'a şuradan eksi bir değer vererek bu subtitle'ın biraz daha yukarı kaymasını sağlamış. Aşağıya geldiğimizde evet, sadece kart body içerisinde title kullanmak zorunda değilsiniz. Sadece text de kullanabilirsiniz. Sadece şuradaki başlığı silip kart text içerisine şu şekilde değer alıp sadece resim ve text olarak kullanabilirsiniz. Aynı şekilde bizim list, normal list dersimizde gördüğümüz liste şeklindeki elemanları da direkt kart içerisine alabilirsiniz. Yani gelip bu alalım bu elemanları. Ve gelelim şuraya. Herhangi bir kartın içerisine gelelim. Şu kart body'den sonra fark etmez. Şuraya bunu yapıştıralım. Sayfamızı yenip yenileyelim. Evet bakın. Kart body ve altına liste direkt sanki bunun bir elemanıymış gibi aşağıya doğru devam etti. Evet, gayet güzel bir görüntü oluştu. Bunu genelde paket özelliklerinde, örneğin bir hosting paketinin özelliklerinde kullanılıyor. Yani burada bir resim, burada bir içerik ve burada içeriğin, paketin özellikleri aşağıya doğru sıralanabilir. Bu şekilde bir kullanım yapabilirsiniz. Evet, aşağıya geldiğimizde evet bakın, en aşağıya bir link, gördüğünüz gibi kart body'nin içerisinde bir link var. Şöyle iki tane, hatta bakın burada kart body kullanmış. Yani aşağıya da bir kart body ekleyebilirsiniz. Bu da sanki onun elemanıymış gibi, yani diğer kart body gibi çalışabilir. Yani şuraya gelelim. Şu ulenin altına da şöyle linkleri ekleyelim. Evet, gelelim yenileyelim şunu. Evet bakın, direkt linkler aşağıya geldi. Evet, aşağıya geldiğimizde evet bakın, bunlara kart header ekleyebiliyoruz. Şu şekilde kart header'ı kartın içerisine direkt alabiliriz. Kartın içerisine örneğin resimden önce ya da sonra, mesela resmi buradan da alabilirsiniz ya da şöyle yapalım. Resim bunda olmasın. Body'nin üstüne direkt
Şöyle resim yerine bir katedr olsun. Şöyle gelelim sayfayı yenileyelim. Evet bakın gayet güzel bir görüntü. Şöyle gelelim. Evet direkt blok kodu body'nin içerisine de alabiliriz. Şöyle şu şekilde bir görüntü de hazırlayabiliriz. Mesela üçüncüye gelelim. Blok body'nin içerisine şunları eklemektense buraya bir blok kod ekleyelim. Şöyle. Yenileyelim sayfamızı. Evet bakın gayet güzel bir görüntü oluştu. Şöyle gelelim aşağı. Evet şuradan gelelim şu olduğu gibi şu içeriği alalım. Şöyle kolonun bir altına. Şöyle bir satır daha oluşturayım. Şöyle div class row diyeyim. Row. Bunun içerisinde bir div daha oluşturayım. Div class yine col diyeyim. Ve şuraya olduğu gibi satırı kaplayacak şekilde bir kart ekleyeyim. Evet. Yenileyelim şunu. Evet bakın aşağıya bir tane kart eklendi. Gayet güzel. Header'ı var. İçeriği var. İçeriği bakın ortalamış ve aşağısına bir aynı şekilde başlık gibi bir tane de footer eklemiş. Yani gelelim şuradan bakalım. Evet bakın kart header kısmı, kart body kısmı, bir de kart footer kısmı. Aynı şekilde bir de bunların hepsini ortalayabilmek için karta bir text center vermiş. Yani şuraya verdiğimiz text center'la bütün içeriği şöyle yenileyelim. Bakın sola, varsayın olarak solayız alanı tabii ki. Bunu text center direkt buraya verdiğiniz zaman da direkt bütün içerik olduğu gibi bakın şöyle ortaya geliyor. Evet devam edelim. Örneğin sizingleri. Sizingleri zaten biraz evvel yaptık. Yani kartları herhangi bir sadece bir row'un içerisine aldığınız zaman satır olduğu gibi kaplıyor. Ama bakın burada satır ikiye bölmüş. Yani col sm 6 demiş ve içeriğini bu şekilde doldurmuş. Evet bakın gayet güzel. Text alignment'lar. Bakın text center, text right direkt karta verebiliyorsunuz. Çünkü kart içerisindeki bütün elemanların bir container'ı, bir onları çerçeveleyen bir div. Bunu her yerde kullanabilirsiniz. Text center, text right. Evet. Şunlara bir navigation bar da verebiliriz bakın. Şunlar bir navigation bar olabilir. Şöyle gelelim. Şunu olduğu gibi şuradan alalım. Şu kolonun altına şunun bittiği yere ötekini ekleyelim. Şöyle yenileyelim. Evet bakın direkt burada. Evet şu şekilde bir görüntüye sahip olduk ama şurada gördüğünüz gibi her elemanın üstüyle şöyle yapışık olduğunu görüyoruz. Daha önceden row kullanırken Bootstrap 3'te bu hazır olarak margin paddinglerini kendi ayarlıyordu. Ama burada gördüğünüz gibi direkt her bir satır yani birinci satır şuydu hatırlarsınız. İkinci satır ve üçüncü satır. Üç tane row oluşturdu. Her bir tanesi birbirine yapıştı. Bunları ayırmak için şöyle şurada spacing diye şöyle bir kavram var. Spacing utilities altında. Utilities altındaki spacing'e geliyoruz. Evet buradaki M margin, buradaki P padding'i temsil ediyor. Buradaki işte T, B, L, R ise buradan mesela margin top yani M tire top, M tire T margin top, P tire T padding top. Yani bunların baş harflerini direkt kullanarak class değerleri verebilirsiniz. X verirseniz left ve right için, Y verirseniz top ve bottom için. Yani M-X left right margin değeri. Yani P-Y padding değerini temsil ediyor ve üst ve alt top ve bottom'ı temsil ediyor. Ve de bunların size'larını veriyorsunuz tabii ki. Yani örneğin size'ı 0'dan 5'e kadar verebiliyorsunuz. Bu değerler şöyle MT-0. Burada ne demek istiyor? Margin top 0. Bir de bunu import'una aldığı zaman zaten en önde uygulanacak olan değer haline geliyor. Mesela ML-1 ne yapıyor? M margin L left yani margin left 1 diye bu değerleri
uygulayabiliyorsunuz. Yani burada bizim kullanmak istediğimiz aslında margin top değeri. Geleceksin şuraya. Her bir örneğin şu karta gelelim. Mesela şuradaki kart. Buradan diyelim ki margin top mesela 2 değerini verelim. Şuradan sayfayı yenilersek bakın şuradaki değer artmış oldu. Eğer margin top'ı şöyle 4 dersen bu değer biraz daha artar. Şuradan yenilediğimizde bakın arasındaki değer bu şekilde arttı. Evet, bu şekilde spacing'i de kullanabilirsiniz. Utilities altında birçok class elemanını bu şekilde CSS elemanını bu şekilde class haline getirip kolaylıkla kullanmamızı sağlamışlar. Bu da Bootstrap 4 ile gelen özelliklerden bir tanesi. Şimdi gelelim diğer kartımıza. Kart elemanlarına gelelim. Şöyle aşağıya doğru gelelim. En son sizing'deydik. Evet, şunları da direkt kullanabiliyorsunuz bu şekilde. Evet, resim üzerine yazı yazmak da birçok zaman zor, uğraştırıcı bir işlem oluyor. Gelin şuradan şunu alalım. Şöyle şunu şuradan alalım şöyle. Şuraya şu bir kolon içerisinde gene aynı şekilde bir kolon içerisinde şöyle diyelim. Şuradan kolonu kapatalım. Şuradan yeni bir kolon açalım. Div class. Yine kol diyelim. 3'e bölelim yani. Şu kartı kapatalım. Şöyle div diyelim. Bu şekilde. Şöyle 1. Şöyle 2. Şu fazlalık oldu. Şuraya bir div daha açalım. Div class. Şöyle call diyelim. Şöyle kapatalım. Evet, şurada satırı 3'e böldüm. Şöyle birinci kolon, ikinci kolon, üçüncü kolonu şuradan aldığımızı yapıştıralım. Şöyle karışmadan şunlar. Sayfayı yenileyelim. Evet, buraya yapıştırdıktan sonra şu daha önceden kullandığımız placeholder resmini alalım. Şuraya yapıştıralım. Şunu şöyle yenileyelim. Evet, bakın burada arka planda resim ve resmin üstünde yazıların olduğunu görüyoruz. Bunu kullanırken şurada yapmanız gereken body içerisine değil de kart image overlay içerisine aldığınız her şey üste eklediğiniz resmin üzerine direkt geliyor. Yani şunu gelip şuradan alıp şöyle dışarıya bir kolon oluştursanız ve oraya alsanız. Şu anda sonuçta satırı 3'e böldük ve oraya getirdik o resmi. Ama şuraya gelseniz şunu mesela row deyip aşağıya bir kolon ekleyip onun içerisine alsanız bu sefer daha büyük bir görüntü elde edeceğiz. Ve onun içerisinde biraz daha görüntümüz daha güzel olacak. Şöyle şuraya alalım. Üçüncü satır olsun. Yenileyelim. Bakın üçüncü satırda resim nereye yazdılar? Bakın resmin üzerine direkt gelmiş oldu. Yani artık arka plan resmi oluşturup da üzerine CSS ile yazıları düzenlemek yerine direkt resmi image overlay yapıp yazıları direkt üzerine yazmanız çok daha basit hale getirilmiş. Bu da çok güzel bir özellik. Şimdi burada gördüğünüz gibi sanki panel kullanır gibi burada kartları da kullanabiliyorsunuz. Bunun için bakın BG primary, BG secondary gördüğünüz gibi şunları uygulayabilirsiniz. Bakın margin bottom 3 vermiş bir de. Şöyle bir kartı alalım şuradan. Ya da şöyle bir kartı alayım ben buradan şöyle. Şuraya. Şöyle ikinci bir kart olarak şuraya ekleyeyim. Şöyle şuraya yapıştıralım. Şöyle şuraya gelelim. Kolonu alalım. Şöyle bir tane daha şuraya div oluşturalım. Kartı şöyle kapatıp içeri alalım. Şu kolonda şunun altına gelsin. Şöyle. Şu da row'unki. Evet, sayfayı yenilersek aşağı baktığımızda evet gayet güzel bir görüntü. Şurada yeni bir tane eklemiş olsak yanına. Şuradan bir tane daha böyle kart eklemiş olsak yanına. Ve de özelliklerini değiştirelim biraz. Ne gibi özellikleri var? Şuradan. Mesela text white dediği şey yazı rengini beyaz yapıyor direkt. Kart içerisinde olan bütün yazıları
beyaz hale getiriyor. BG Primer yerine şöyle BG Success yazsak background'ı yeşil yapar. Yenileyelim şunu. Evet, bakın aşağıya geldi ve de yeşil bir kutu. Bunu tabii ki ayrı bir kolonun içerisine almanız lazım. Bu şekilde gelmesi için div class call diyelim. Onun yanına gelsin. Şöyle. Yenileyelim. Evet, şurada. Evet, gayet güzel şeyler yapabiliyoruz bu kartlarla. Gelelim aşağıya bakalım biraz da. Evet, border'lar ekleyebiliyorsunuz. Bunu gene border utility altında border'larla alakalı, border color'larla alakalı işlemler var. Bunlara da gelip bakabiliriz. Mesela bakın. Şurada border primer demiş. Alalım şunu. Gelelim sadece şu birinci kartın BG primer'i. Tamam. Mesela arka plan rengini alalım. Arka plan rengi yerine bunun border'ını verelim. Border primer'i diyelim. Ve gelip sayfayı yenilediğimizde evet bakın arka plana şu an aldık ama text white'ı da şuradan alalım ki yazılar gözüksün. Şunu yenileyelim. Evet bak yazılar geldi. Etrafındaki border'ları görüyorsun. Success yani primary pardon. Yani mavi bir renk. Bunun etrafına farklı bir renkte mesela kırmızı deseniz şöyle danger dersiniz. Şunu gelip yenilediğinizde bakın etrafındaki border kırmızı hale geldi. Bunların hepsi utilities altında. Aşağıya geldiğimizde bakalım. Evet bakın gayet güzel bir görüntü. Kart layoutları dediğimizde bunları kart grup haline getirebiliyoruz. Yani şöyle bir kart grup alalım. Şöyle bir kart grup alalım. Şöyle onun içinde bir tane satır açalım aşağıya. Gene aynı şekilde. Şöyle 3 4. satırımız oluşacak. 4 hatta 5. satır. Şöyle gelelim div class row diyelim. Row'un içerisine bir tane kolon oluşturacağım. Div class call. Kolonun içerisine bu grubu atacağım. Grup. İçeri alalım. Evet bakın en dışarıda bir tane grubumuz var. Kart grup. Birden fazla kartın içerisinde olduğu bir grup. Ve bu grup içerisinde 3 tane kart var. Evet 3 tane kart. Bunları şu şekilde çalıştırdığımızda bakın şu şekilde yani 3 tane kart geldi. Tabii ki bu kartların resimlerini de ayarlamamız gerekiyor. Şuradan alalım resmimizi. Daha önceden kullandığımız resmi alalım. Nereye? Şunlara. SRC'lerine bunları yapıştırmanız lazım. Şöyle. Evet kaydediyorum. Sayfayı yenilediğimde evet kartların bakın 3 tanesinin yan yana geldiğini görüyorum. Gayet güzel. Şöyle aşağıya doğru gelelim. Evet bunların arasındaki mesafeleri peki nasıl ayarlıyoruz? Evet burada kart dediğiniz, kart grup dediğiniz zaman bunlar hep birbirine bakın yapışık kart haline geliyor. Ama kart grubu, kart deck derseniz eğer şöyle deck derseniz grubu tamamen şöyle kart deck derseniz ve yenilediğinizde evet bakın bunlar eşit. Satırda benim container kadar genişliğim var. Bu genişliği tabii kısabilirsiniz. Bu genişliği 3'e veriyor ve de aralarına otomatikman mesafeleri kendi ekliyor. Evet burada margin right, margin top bir sürü şeyle uğraşmak zorunda değiliz. Direkt geliyoruz bunu kullanıyoruz. Yani bizim CSS'de uzun uğraşlarla yaptığımız her şeyi adamlar burada düşünüp bizim adımıza düşünüp bizim kullanımımıza sunmuşlar. Bootstrap 4 gerçekten Bootstrap çok geliştirilerek yeni çıkartılmış bir sürüm. Gerçekten çok özellik eklenmiş. Ve zaman harcayarak bunların bütün özelliklerini öğrenmeniz tasarım açısından sizin zamanınızı gerçekten çok kısaltacak.